Mert Bey merhabalar, nasılsınız? Tayyip Bey, sizler nasılsınız? Ederim, ben de iyiyim. Güzel bir başarı elde ettiniz. 6 ay içerisinde sanırım, değil mi? Aynen 6 ay. Süper. Şimdi dilerseniz şuradan başlayalım. Neredesiniz? Kaç yaşındasınız? E-ticaretten önce ne iş yapıyordunuz? Tamam. 22 yaşındayım. Adanalıyım. Adana'da yaşıyoruz. Üniversite öğrencisiyim normalde. Yani bu pandemiden önce Antalya'da optisyenlik bölümü okuyordum. Ondan sonra pandemi olayları falan olunca mecbur dönmek zorunda kaldık. Yani döndükten sonra da açıkçası aklımda hiç böyle bir şey yoktu benim. Yani bizim normalde bizim ailemiz giyim işiyle uğraşıyoruz. Yani giyim mağazalarımız var. Gidip yardım ediyordum sadece. Hani kendim için yapmıyordum bunu. Yani onlara destek amaçlı yapıyordum. Sonra yani sürekli hani bir şeylere hep erteliyordum okul yüzünden. Yani önce bir okulumu bitireyim. Okulum bittikten sonra okuduğum bölüm üzerine bir şeyler yapayım tarzında düşünüyordum. Kendi içimde geciktiriyordum biraz. Sonra bir dönem biraz kriz gibi bir şey oldu. Krizi fırsata çevirdim biraz. Pandemiden ötürü arkadaşım COVID testi yaptırdı. İşte pozitif çıktı filan. Ben de bir gün öncesinde onun olduğum için karantinaya alınmak zorunda kaldım işte. Ondan sonra dedim ki Ahmet, yani kendi kendime sanki hissettim bazı şeyleri. Yani dedim bu süre zarfında hani gerçekten senin için yararlı bir şeyler yap. Hani araştır, aksiyon almasan bile bazı şeylerde bilgi sahibi ol. Sonra e-ticaret aslında ben hiç şey yapmadım. YouTube'da dolanıyordum sanırım. Olayı da tam olarak hatırlamıyorum üzerinden süre geçtiği için. Yani önüme siz çıktınız. Ben sadece sizi bir gün izledim. O ücretsiz seminerinize katıldı yani. İzledim onu. Ondan sonra dedim ki Ahmet, yani sanırım aradığın şey ya da beklediğin şey buydu. Ve ondan sonra işte o 14 gün süre zarfında aksiyon alamadım. Patso işte sizin kursiyerlerinizle beraber çektiğiniz videoları izledim. İşte hani nasıl yapabilirim? Sizden ekip arkadaşlarınızdan işte yani destek aldım, bilgi verdiler bana. Ondan sonra yani o zaman da kendime söyledim bazı şeylerde şeyimdir biraz hani onu istiyorsam elimden geleni hiç değilse yaparım onun için. Sonra dedim ki yani Ahmet bir gün sen o kursiyerlerden biri olacaksın. Süper. O yani bir gün siz beraber video çekeceksiniz ve orada konuşan sen olacaksın. İzlemeyeceksin bu sefer. Dedim kendi kendime. Önce olacağım dediniz yani. Aynen öyle. Ondan sonra zaten pek bir süre geçmedi. Hemen yani aksiyon aldım. Ben başta işte sermaye ticari projenize ve gitti gidiyor anahtar teslim paketini aldım. Ve direkt izledim. Sadece izledim bir süre. Ondan sonra yani gerçekten bana çok şey kattı. Bu yolda ilerlememde de yani en büyük etken gerçekten hani başta çünkü yolu siz gösterdiniz. Yoksa ben hiç bilmiyordum. Hatta benim hiçbir fikrim ya da bir düşüncem ya da böyle bir şey yapabilme şeyim bile yoktu. Aklımda hiç böyle bir şey yoktu. Sizin vesileniz de oldu bu. Hani sizin o motivasyon videolarınız ya da işte insanların sizinle çektiği şeylerden sonra ben dedim ki yapılabilir, yapabilirim bunu deyip başladım ben de. Süper. Peki şu anki durum nedir? Yani başladığınızdan bile 6 ay oldu dedik zaten. 6 Evet. ayda otelde ne kadar toplam ciro elde ettiniz? Bu ayki cironuz nedir? Ne kadar kâr elde ediyorsunuz? Şöyle anlatayım. Ben ilk 3 ay öğrenmek istedim sadece. Yani böyle evet yaptım bazı şeyleri uğraştım istedim de ama bazı şeyler olmadı. Yani istediğim şeye gelmedi. Yani dedim ki demek ki bu şekilde olmuyor. Sen de bir şeyler katman lazım. Hani sadece işte atıyorum ürünleri yükle ya da ne bileyim bir şeyler yap, bekle, sipariş gelsin. Dedim bunu ben yapmam. Bunu yapamam. Dedim ki ben
sizden öğrendiğim bilgilerin üzerine katarak kendimce bazı şeyler yapacağım dedim. Sonra full yani ne satabilirim? Çünkü öyle büyük bir yelpazesi var ki yani orada her şey satılabilir. Her Kesinlikle. şey de satılıyor. Yani dedim ki ben ne satarsam orada başarılı olabilirim. Ondan sonra araştırdım. Farklı bir şey buldum. O zaman gündemde olan bir ürün buldum. O ürün üzerine bir buçuk ay sadece o ürünü sattım diyebilirim. Sonra dedim ki ya ben bu ürünü satıyorum ama hani ben daha fazlasını yapmam lazım. Sadece bir kategori üzerine ilerledim. Yani şu an bir aylık net ciron 330 bin. Oo, süper. Toplam ciroyu da hiçbir zaman toplam ciroyu da yani toplam ciron ne oldu tarzında hiçbir zaman şey olmadım. Hep yani dedim ki hep sipariş adeti olarak. Çünkü sipariş adeti eşittir ciro. Elbette, elbette. Peki bu 330 bin içerisinden yüzde kaç kârınız var? Yani %10 ile %40 arasında değişiyor. Süper. O zaman ciddi bir kargo çıkışınız var sizin. Çok şükür. Günlük kaç kargo üzerine görüyorsunuz ortalama? Yani ortalamam şu anki ortalamam 700. Oo, bayağı iyi, bayağı da uğraş gerektiriyor o zaman. Ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten işe başlarken hani bana Mert Bey'di sanırım. Sordu işte Ahmet hani günde kaç saatini verebilirsin bu işe? Başta bu tarz sorular soruyorsunuz. Ve dedim ki yani 5 saat, 6 saat yeterli diye düşündüm kendimce. Yani dedim ki bir yandan okurken aslında o anda okulu işe girdiğim zaman okulu bir tarafa başta atmadım. Ya da hani devam ettim. Ondan sonra yani dedim hem okurken hem dropshipping yaparak hani hiçbir şey gerçekten dropshipping imkanları çok güzel. Çünkü yani bilgisayarın başında olmanız yetiyor. Elbette. Ondan sonra yani şu an ben günümün 24 saatin en az 17-18 saatini ya bu bilgisayarın başında ya dışarıda ama hep bu işle alakalı. Gelişim. Arkadaşlarımla buluştuğumuz zaman bile yani telefonum elimde olur ve onda yaptığım tek şey de yani sürekli araştırmak. Ne yapabilirim? Şu ürünün fiyatını mı düşürsem? Şöyle mi yapsam? Her zaman bu tarz aksiyonlar alıyorum. Yani aslında bu yapabileceğin en iyi şeylerden biri sabit yerinde saymaman için kendini sürekli geliştirmek, Evet. kendini ve mağaza özellikle. Yaptığın Aynen. ufak dokunuşlar zaten senin daha fazla patlamana sebep oluyor. Muhtemelen Kesinlikle öyle. elde ettiğin başarıların en büyük sebebi de bu olmuş zaten. Şimdi az toparlayalım. Benim anladığım kadarıyla sen şöyle yaptın. Bizim eğitimlerimizde iki farklı programımızda bir sermaye ticaret projesine ve gittikten anahtar teslim projesine dahil olmuşsun. Bu projelere dahil olduktan sonra sistem içerisinde senin önüne sunulanları değil, kendine bir yol çizme kararı alıp içerisindeki ücretsiz verilen eğitimlerden faydalanarak sen kendi ürünlerini kendi kategorine oluşturursun. Aynen. Yani bu tamamen aslında senin bir girişimci olduğunun resmen kanıtı. Öyle söyleyebilirim. Evet, Teşekkür ederim. içerisindeki imkanları da kullanan girişimciler var. O ayrı. Ancak demek ki seni oradaki nasıl söyleyeyim? Yani oradaki her şeyi yapıp bir süre beklemek, geliştirmek değil de seni tamamen bu nokta tatmin etmiş. Bu da ailevi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ailen de ticaret yapıyor. Muhtemelen etkisi onun bir şeyi vardır diye düşünüyorum. Desteği vardır diye düşünüyorum. Yani zaten iş yaptığım kişiler, yani benim yaşım onlara göre yaptığım potansiyel, çalıştığım firmalar tarzında. Yani diyorlar ki şaşırıyorlar biraz. Hani artık neye şaşırıyorlar? Yaptığım hacme mi ya da kafa yapıma mı? Ama yani gerçekten takdir alıyorum ve bu da beni mutlu ediyor. Yok zaten şu an dünya Z kuşağının yaptığı bütün başarılardan dolayı şaşırıyor. Aynen. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Yani bir yandan okulun var ama bir yandan büyük bir artık marka yönetiyorsun. Daha da büyümeye Aynen. ne yapmayı düşünüyorsun? Yani şu an okulu askıya alacağım. Yani donduracağım. Yani şu an bana deseler ki Ahmet gel. Seni mezun edeceğiz. Ben gidemem yani bu saatten sonra. Çünkü artık benim bile baş edemediğim bir noktaya geldi.
Burada da destek alman gerekiyor aslında ekstra olarak. Yani aslında destek, yani tek değilim. 4 kişilik bir ekibiz. Süper. Mesela yani 3 kişi kargoyu gün içerisinde yetiştiremediği zamanlar oluyor. Peki bir ofis ortamında mı yapıyorsun yoksa yani evden? Şu an olduğum noktada yani şöyle etrafımda aslında tüm ürünlerim burada. Başta abimle beraber şöyle abim giyim mağazasıyla da ilgileniyordum ben. O da başka bir işle ilgileniyordu. Ben ikisini aynı anda yürütmeye başladım başta. Çünkü başta o hacmim öyle değildi. Sonra baktık ki yani mağazanın yarısı neredeyse benim malım olmaya başladı. Yani dedik ki Ahmet, buna bir çözüm bulman lazım artık. Yani artık sen bura yetmiyor sana. Ondan sonra ve ben işe başlarken de sadece bu iş üzerine de yoğunlaşmadım. Dediğim gibi giyim mağazasıyla da uğraşıyordum. İkisini aynı anda yürütmeye çalışıyordum. O çok yıpratıyordu beni. Evet, tabii zor. Evet. Ya bu şeyden pandemiden ötürü de şimdi bir yasak oluyor. İşte ofise gitmek, eve gelmek çok zor olduğu için de. Yani bizim evin bir odasını komple kendim için yani şey yaptık. Şu anda da rahatım yani burada. Süper. Peki bir hedefin var mı şu an kendine belirlediğin? Yani biz genelde röportaj yaptık tüm kursiyerlerimle bir hedef belirliyoruz. Bir ay belirliyoruz. Örnek veriyorum 6 ay sonra 1 milyon TL gibi. O vakit geldiğinde eğer hani takibini iyi yapabilirsem veya kursiyerim hatırlatırsa biz tekrardan röportaj yapıyoruz. Şimdi peki senin böyle kafanda bir hedefin var mı? Yani benim günde ve ben şöyle bir hedef de belirledim kendime. Ben Adana'da yaşıyorum. Yani şu an verdiğim kargo acentesine yani en çok kargo adetini ben veriyorum. Ve benim hedefim en Seyhan'da ya da Adana'da yani ilk 5'e girmek. Süper. Kargo çıkışı olarak. Adet bazlı. Sen kargo hesaplıyorsun zaten değil mi? Ben her zaman o şekilde yapıyorum. Ben de rakam olarak bir tutar yani bir rakam. Tamam, o şekilde de tutar yapabiliriz. Yani benim aylık cirom 500 bini bulduğu zaman önümüzde kalır tek zaman. Bir ayda. Yani şu an aslında şu an ben bu 14 günlük yasakta çok büyük patlama oldu. Evet. Ya yani ben günde 1000, 1200, 1300'ü de gördüm. Oo. Zaten şu an rekorum da 1800. Çok ciddi bir rakam. Evet. Çok ciddi bir rakam. O zaman dediğin gibi olsun. 500 bin yaptığında tekrardan konuşalım. Olur. Peki şimdi 22 yaşındasın, öğrencisin. Daha sonra bu işlere atıldın ve gittikçe büyüyen bir markan var. Evet. Yaşıtlarına ve aynı zamanda girişimci ve girişimci adaylarına tavsiyelerin nelerdir? Yani öncelikle bu yolda gerçekten destek gerekiyor. Ben tek başıma bu yola çıkmış olsaydım bu kadar hızlı bir şekilde bir şeyleri kaparak bu şekilde olacağımı sanmıyorum, inanmıyorum buna ben. Öncelikle yani kesinlikle sizin ekibinize ve size güvenip bir an önce aksiyon almalı. Teşekkür ederiz. Ben dediğim gibi sizi tek bir lafa izledim ve hemen dedim ki yani tamam okey budur. Evet belki ya kötü yorumlar olabiliyor, insanların şüphesi olabiliyor. Bana da bu tarz mesajlar geliyor. O arkadaşlarıma da buradan kusura bakmasın, özür diliyorum onlardan, işim yoğunluğundan dolayı dönemiyorum. Hani sizi soruyorlar, işte güvenebilir miyim tarzında. Kesinlikle güvenebilirsiniz arkadaşlar. Ve hayalleriniz için bence daha fazla hayallerinizi bekletmeyin yani. Hiç değilse hayalleriniz için uğraşın. Olmasa bile. Ben her zaman şunu diyorum, bir şey, yani bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa bir şey yapın. Çünkü bu hiç yapmamaktan daha iyidir. Tabii ki, çok daha iyidir. Bu benim sözüm değil, bu bir girişimcinin sözü. Ama evet. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü gerçekten de öyle. Yani hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyi. Kesinlikle öyle. Ve yani emek vermeleri gerekiyor. Atıyorum, benim yolum şu şekilde oldu. Yani evet ben hatta yani eğer dropshipping başta yapmasaydım ben hiç sermaye olmadan girdim bu işe. Çevremdeki insanlardan borç alarak girdim ve
Başta dropshipping'de yaptım bazı şeyleri. Ondan sonra dedim ki Ahmet, yani tamam artık farklı aksiyonlar alabilirsin. Dedikten sonra kendi şeyime girdim. Ve ben bence arkadaşlarım bu şekilde yapmasını düşünüyorum. Yani bu şekilde yaparsa daha iyi olabilir. Çünkü bazı şeyler, yani dropshipping çok artısı evet var. Ama eksisi, bazı noktalarda eksisi de var işin gerçeği. Yani bu gerçek. Ama bazı eksileri yaşayarak ilk başta gördüğün zaman artılara çok çabuk daha yönelebiliyorsun. Hani diyebiliyorsun. Oradan bir çıkarım yapabiliyorsun. Kesinlikle. Bence arkadaşlar, yani bir yandan dropshipping yaparken bir yandan da kendine bir kategori belirleyip yani o kategorinin üzerine yoğunlaşabilirler. Yani ne bu satılır mı diye bir şey yok. Her şey satılır. Yeter ki aslında en büyük burada şey, temel faktör sizin hiç değilse piyasa gibi ücretlerle almanız ürünleri. Çünkü atıyorum örnek veriyorum. X firması 50 TL aldığı bir ürünü sen 80 TL alırsan yani çok istediğin şeyi verim alamazsın. Teşekkür. Yani çevrede hani tanıdığı olabilir, ne bileyim yani bir artı yakalayabilirse onun için çok daha iyi olabilir. Aslında en iyi bildiğin iştir derler. Burada da tam dediğin faktör çok önemli. Ya bildiğin bir şey üzerinden ya da dediğin gibi bir tanıdığının bildiği ürün üzerinden de gidilse, kolay ulaşılabilir ürün üzerinden gidilse bir Kesinlikle. yani bahsetmeye gerek yok sonuç olarak. Şöyle de söyleyeyim, ben dediğim gibi giyim sektöründe bizimkiler. İlk bir ay denedim ama istediğimi alamadım. Çünkü çok fazla varyant, çok fazla seçenek. İade oranı da gerçekten yüksek. Çünkü yani beden olmuyor, kalıp uymuyor vesaire gibisinden. Ben mesela giyim üzerine yoğunlaşabilirdim. Hani kolaylık sağlardı bana. Ama ben yani 20 gün denedim, en fazla bir ay denedim. Ondan sonra tüm ürünleri kaldırdım. En azından denemişsin. Aynen. Ve Bir orada aslında ben bir çıkarım daha çıkardım kendime. tecrübe oldu diyorsun. Aynen. Peki şimdi İşte. soracaklar muhtemelen. Bunu dedikten sonra soracaklardır. Çünkü herkes giyim kategorisi düşünüyordur ama şu an hangi kategoride satıyorsun? Paylaşmak ister misin? Yani onu şu an paylaşmak, yani paylaşmamam lazım. Ama ilerleyen zamanlarda, yani ileriki zamanlarda neden olmasın? Tamam, olur o halde, anlaştık. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben sizin tedarikçi olaylarınızı bile gördükten sonra ya bunu da deneyebilirim aslında. Bunu karşılayabilecek potansiyelde ürünüm de var diye hani bu şekilde olmak gerekiyor. Her Kesinlikle. zaman bir yerden bir çıkarım ya da bir fikir kendinde insan bulursa yani gerçekten yol kat edebiliyor. Kesinlikle öyle. Sürekli düşünmek, sürekli geliştirmek gerekiyor. Öncelikle. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Benim soracaklarım bu kadardı. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Tek eklemek istediğim şey arkadaşlar gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Her anlamda yani şu an ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ama başarabileceğiniz bazı sektörlerden biri gerçekten e-ticaret. Çünkü artık dünya e-ticareti yöneldi. Ve bence bu gemiye bir an önce binmeniz gerekiyor. Ya bu gemide olmanız gerekiyor. Bunun için de yani siz gerçekten güzel bir imkan sundunuz. Ben onlar adına size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çünkü yani yani biz toplum olarak bazı şeylerden yani kısıtlandık ya da her şeyi tam olarak bilmiyoruz. Ya ben kendi adıma bilmiyorum. Ama bazı şeylere gerçekten vesile oldunuz. Ve insanlar benim gibi yüzlerce kursiyeriniz vardır. Hani gerçekten sizinle bu yola çıkıp yol kat eden. Ve ben yani hiç girmeyen arkadaşlara burada söylemek istediğim bu. Bir an önce bu gemide olun. Ama dediğimiz yani ve her zaman farkındalık yaratmaya çalışın. Ve uğraşın, emek verin. Emin olun yani emeklerinizin karşılığını hemen almayabilirsiniz. Ama bir gün elbet emeğinizin karşılığını alacaksınızdır. Süpersin. Pandemiden sonra Adana'da bir seminer yapmayı düşünüyorum. Ekip olarak da düşünüyoruz.
Eğer olursa seminerde görüşürüz diyelim o halde. İnşallah. Her zaman. Tamamdır. Teşekkür ederim ben katılımların için. Yine dediğim gibi bir hedefimiz var. O hedef geldiği zaman haberleşiriz. İkinci röportajımızı da yapalım. Tamamdır. Tamamdır. Bol kazançlar diliyorum. Sağ olun. Sağlıcakla kalın.